Herkese hayırlı günler dilerim. Ben Mehmet Nurullah Gök Türk Dili Edebiyatı öğretmeniyim. Ve bugün sizlerle bir soru çözümü gerçekleştireceğiz. Ee, özellikle bugünü seçme nedenim de çarşamba günleri güzel gün. Kara çarşamba. Ama o kara çarşambaları aydınlatalım biraz. Türkiye'nin 4 bir anından tabii şu an girenler var. Aa Hatice hemen soru çözümüne bakın rakipler hemen soru çözümüne dalmış. Çok iyi Hatice sen bu işi biliyorsun yemin ederim. Sevgili dostlar e, sınav süreci zaten e, hepimizin e, ve ülkemizin bir gerçeği biliyorsunuz. Bütün kademelerden şunu her zaman görebiliyoruz. Bunun nedeni de stres, kaygı, gelecek endişesi. E, tabii ki zor bir süreç ama önemli olan bunun üstesinden gelebilecek güçlü iradeye sahip olmak umarım sizler için de güzel güçlü bir sene olur az bir süre kaldı Zaman az kalması demek strese sebep olma, olmaya gerek yok bir futbol maçından örnek vereyim tabi erkek olunca futbol maçı ne bekliyorsun biliyorsunuz maç 90 dakika sürüyor artı dakikalar veriliyor ve o son dakikalar böyle zaman bir hızlı geçiyor son dakikalar geçmek bilmiyor gibi ve strese neden oluyor Son dakika bir gol galibiyet. Yani sonuna kadar yapacağın mücadele seni bir yere götürecek. O sebeple kesinlikle şunu düşünmeyin sevgili arkadaşlar. Son dakikaya kadar götürmek lazım. Sistemsel olabilir mi demişler. Arkadaşlar seste bir sorun var mı? Arkadaşlarımız burada ee, sistemde sorun yok. Ses hiç alamayanlar altta açıklama metni var. Sevgili dostlar tabii ben konuştuğum için yine duyamayacaklar beni. Arkadaşlar Türkçe ile başlayalım. Türkçe nedir? Türkçe bizim dilimizdir ama bizim dilimizde bizi vuruyorlar. Türkçe son yıllarda 2017 ve sonrasında gerçekten en eleyici ders konumuna geldi. Bunun en büyük nedeni de e, zaten işlem boyutunda kuru ezber yapabilirsin. E, tarihten belli şeyleri ezberleyip girebilirsin. Matematikten formül ezberlersin. Matematikten maddeleri anayasaları ezberlersin. E, bilgiye dayalı biraz yorum yaptırırsın derken Türkçe'de şöyle bir boyut var. Yorumlama. Okuduğunu anlama, okuduğunu uygulayabilme. Eğitim sistemimizde de bu yönde bir açık var biliyorsunuz. Ülkemizin bir gerçeği hepimiz biliyoruz. ÖSYM'de 2017 ve sonrasında Allah ne verdiyse, Pat pat sınavda. Hocam peki sınav soruları zor mu? Psikolojik etken de çok önemli. Zor dediğimiz olay kişiye göre görecelidir arkadaşlar. Bir antrenman boyutu var. Antrenmanı eğer sağlam yaparsan, sınav anında denk şeylerle hazırlık yaparsan sorun yaşamazsın. Ama çözdüğün ile sınavdaki denklik yoksa ki bunu sorgulamıyoruz. Genelde şu var. A kitabını Herkes öneriyor. O zaman A'yı alayım. E, B'yi herkes öneriyor. B'yi alayım. E, bu da neye neden oluyor? Aslında klasik bir döngüde herkesin aynı denklemde ilerlemesi. Maddi durumlardan dolayı da çok kitap da alamıyorsun. Veya zamanın yok. Çalışıyorsun. Seçici davranmak zorundasın. Paragrafla ilgili taktikler verir misiniz? Sevgili Gamze Kahraman hocam. Paragrafın taktiği yok. Youtube veya belli yerlerde tabii ki taktik durumuyla ilerleyen durumlar var paragrafın taktiği olmuş olsaydı o videoyu izleyen 10 milyon kişi takır takır sınavda patır patır soruları eleyip geçerdi bu bir anlama yorumlama peki par paragrafın neyi var paragrafın yöntemleri var bu bir taktik değildir bu konu anlatım boyutunda ince ipuçlar ve detaylardır sevgili dostlar Tabii ki kolaylaştırıcı ipuçlar var. Bakmamız gereken yerler var. Ama sizden, e, sizler de biliyorsunuz bu bir eleme sınavı ve bu eleme sınavında taktikle, maktikle girenler patlar arkadaşlar. Çok üzgünüm. Çünkü öyle bir şey yok. Eleme sınavında ÖSYM niye edesin? Nasıl edesin seni? Nedenini siz daha iyi biliyorsunuz. Ama diyeceğim şey şu: yöntemleri var hızlanmanı sağlar. Ben de şunu diyebilirdim. Paragraf taktikle halledilir. Belli algı oluşturup sizi burada yanıltıp hakkınızda vebalinize girmek istemiyorum. Ama yöntemleri var soru kalımında. Bugün paragraf yok ama e, buradaki kademede hakikati de söylemek gerekir. Biraz da okumayı da sevmiyoruz. İkincisi uzun paragraf görünce kolay bir yolunu arıyoruz. İşte ilk bir şey görünce "Aa çok iyiymiş." diyoruz ama yanlış arkadaşlar bu. Bakılacak yerler var. Onu da zaten kampta inşallah değineceğiz arkadaşlarımızla. Biliyorsunuz tek üzerimde gene tenek, gene kültür kısmında bir e, kampımız var. Sabah ve akşam grubu. Bir kamp alıyorsun ama istediğin hocadan sabah akşam da canlı da dinleyebiliyorsun. Video olarak da kaydediliyor. E, buradaki kademede başladı derslerimiz pazartesi itibariyle. Çok güzel bir enerji var. İnşallah e, orada güzel neticeler ve sizler de inşallah güzel neticeler elde edersiniz. Ee, Okyanus Yeni Dil Bilgisi kitabımız çok kaliteli. Evet, yani dil bilgisi kitabını çok net söylüyorum. Onu çözen sınavda hiçbir ÖSYM'nin sorusunda takılamaz. Ee, önemli olan şey arkadaşlar, e, evet güzel ilerliyoruz. İnşallah daha güzel ilerleyeceğiz. Buradaki kademede neye bakalım, neye değinelim? Şimdi dil bilgisi kademesini birçoğumuz biliyoruz aslında. Dil bilgisi dediğimiz olay, dil canlı bir varlıktır aslında. Yani hareket ettiğinden dolayı değil. Bir dil doğar, gelişir ve konuşanı kalmayınca ölür. Bu canlı değişimde aslında her dönemde bir oluşumu vardır. Yani her şeyin bir kuralı var. Çünkü neden? Dil kurallardan oluşan bir eylemdir, harekettir, bir varlıktır. O yüzden kuralları iyi biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ben edebiyat ve öğretmeniyim aynı zamanda. Derslere girdiğimde dil bilgisinin temel kurallarını bilmesi gereken edebiyat öğrencilerim var ama bilmiyorlar. Çünkü buna uygun bir eğitim yok. Kuru ezberle, ezberleyerek olmaz. Sezilir dil bilgisi, sezilir, hissedilir. Bin tane örneği mi ezberleyeceksin? Tabii ki hayır. Bugün akşam kampta ders yok. Çarşamba joker gün. Diye gün, yedi gün boyunca ders var ama. Sabah vardı sadece. Şimdi sorulara bir bakalım. Bu sadece burada istenildiği için arkadaşlarımız da vardı. Şimdi sevgili arkadaşlar e, her şeyin bir yolu vardır. Hocam son dönemde sizin paragraf anahtarını çözsek. Hocam paragrafın anahtarı zorlar sizi. Yani altyapısı olmayan için biraz da böyle geri Ay nasıl sorular bunlar diye ama sınavda faydasını görürsünüz. Çıkmış soruları da çözün. Son 3 yılın ama öncesine gitmeyin. Son 3 yılın DGS, ALES, sen ne görürsen gör çözebilirsin. Anlatım bozukluğu kademesinde anlatım bozukluğu soruları gelmiyor sevgili hocam eğer bunu kastediyorsanız. Ama tabii ki e, paragraf kademesinde anlatım bozuklukları olabilir ne yazık ki. Şimdi sevgili dostlar hangisi yoktur? Olumsuz soru köklerinde seçeneklerden gitmek daha faydalıdır. Benzeşme. Benzeşme nedir arkadaşlar? Şudur. Fıstıkçı şahap diye ilkokuldan beri öğretilen kademe. Bu üst üzerinden iki tanesini yan yana görürsen kelimenin kökü dışında kökü dışında görürsen cevabımız nedir? Cevabımız sertleşmedir, benzeşmedir. Bakalım şöyle kelime köklerine eser var mı bir şey yok, kuvvet yok bir şey, psikolog yok, psikolojik yok bir şey, benzerlik yok bir şey. Şöyle bakıyorum hızlıca. Bak gerçekten gerçekleşme. Burada bir şey yok. Gerçekleş. Fıstıkçı şahaptan biri gerçekleştir. Bak gördün mü? yana. Bitti. Benzeşme. Bunlardan iki tanesini yan yana görürsen bu ünsüzlerden benzeşme yap geç. Yani sertleşme dediğimiz. Mesela devam edelim mesela benzeşmeye. Bak gördün mü? ŞVT yan yana. Kökte değil ama. Bak uz normalde kök. Uzdan uzak artık gövde oldu. Burayı gördün mü? Vur geç. Benzeşmeyi bulduk. Ünsüz yumuşaması kelimenin sonunda veya ekin sonunda PCTK varsa PCTK'nın sonuna gelen bir ünlü harf veya ek bunları yumuşatır. Ne yapar bunları? BCDG yapar. Mesela kitap. P ile bitmiş mi? Evet. Kitabı diyemiyorum, kitabı. Bu da yumuşama. Aynı zamanda yumuşamaya aykırılık var. Bunu sormadı üstüne sorabilir. Yumuşamaya aykırılık nedir biliyor musun arkadaşlar? Normalde bu benim kuralımdır. PCTK ile biten kelimeler ve ekler. Ünlü harf aldığında ve ek aldığında yumuşamak zorunda. Şunlara dönmek zorunda. P, B'ye, Ç, C'ye, P, D'ye, K, G'ye. Fakat bazı kelimelerde de olmuyor. Mesela sepet. Genellikle yabancı kelimelerde ve sonu T ile bitenlerde bu kural devre dışı kalıyor. Sepetten sepeti. Hukuk demiş sevgili hocam. Hukuk hukuku hukuku demiyorsun. hukuku o zaman bu da yumuşamaya aykırılık denir arkadaşlar tamam mı? Yumuşamaya aykırılık. Yumuşa. Evet, emlak, emlakke mesela. Yumuşamaya aykırı. Aykırı örnektiysa buna bakacaksın. Şimdi bu da gitti. Daha bakmadık buna pardon. Şöyle bakıyoruz hemen hızlıca. Öyle bir yumuşama var mı kelime sonunda? Ek Bak burada da sertleşme var gördün mü? Yargıdan uzaklaşmak sanatçı yaşamını zenginleştirip okuyucuya yol gösterir. İnsanların küçücük hayalleri edebiyat yoluyla zenginleşir. Şimdi buradaki kademede ben yumuşamayı göremedim. Hızlı baktım, buraya daldım diye. Kelimeye bakıyorum hemen arkadaşlar. Kuvvetli de bir şey yok. Burada bir şey yok. Yazarlar olay kurgusunu zor gerçekleştirirler. Sanatçı okuyucuyu ön yargıdan uzaklaştırmalıdır. Tır sert bunlar daha. Sanatçı yine yumuşama yok. Yaşamı zenginleştirip <laughs> zenginleştirip edep değil. Edebi eser bu. Kelimenin kendi durumu. Zenginleştirip okuyucuya yol gösterir. İnsanların küçücük halleri edebiyat oyunu zenginleşir. Var mı bir şey? Yok. B cevap. Ulama, ulama nedir? Kelimenin sonu bir ünsüz harfle bitecek. Hemen gelen harf ünlü harf olacak. Yani A, E, I, I, U, Ü. Mesela buradaki kademe ile ilgili baktığımızda kadın öngörüsü, kadın öngörüsü dediğinde şurada bir ünsüzle bitti. Bu ünlüyle başladı. Al sana ulama. Yazarlar olay. Tam olarak dediğini anlamadım. Yazarlar olay derken Merve. Ne olmuş orada? Onu anlamadım. Ha sen ulamayı diyorsun pardon. Tamam ben de başka bir şey mi diyorsun dedim. Buradaki kademe baktım. Burada üstte biten yok. Evet şurada bir ulama. Başka yerde görmeye gerek yok zaten. Bir tane yeter bana. Şuradan gördüğün gibi var. Şurada var. Kural bu. Ama ulama olabilmesi için kelimelerin arasında hiçbir noktalama işareti olmayacak. Hiçbir noktalama işareti olmayacak değil mi? Tamam. Ünlü düşmesi. Ünlü düşmesi de nedir biliyor musun arkadaşlar? Genellikle iki heceden oluşan. İki hece nedir? Her ünlü harf hecedir. Mesela. Mesela. Kalemi uçurdum dört bir yandan. İlmik ilmik. Kenetlenmişsin kalbime çok büyük sanatçılar var ya gerçekten Türkiye'de. Şimdi buradaki kademe ile ilgili arkadaşlar burayı dinle. Omuz mesela. Bu iki hece demektir. Her ünlü bir hecedir. Dil bilgisi diyor ki bana. İki heceden oluşan kelimelerin sonuna bir ünlü geldiğinde buradaki ünlüden hareketle şuradaki düşmeye uğrar. İki hece mi? Evet. Mesela omuzu değil, omzu diyeceksin. Bu bir kuraldır. Ve buradaki kademi bu bir. Aynı zamanda ek fiil dediğimiz ek eylem var. Onları anlatırız tabii şu an anlatmayacağız. Mesela gelmişti. Bu bir ek fiildir. Bu normalde gelmiş idi. Burada da düşme var. Birleşik gördüğün şu ek fiilde ünlü düşmesi var. Bekle Semra geleceğim oraya. İkinci kademede arkadaşlar ile edatı ve ile bağlacı bitişik yazıldığında mesela Ahmet ile yola çıktım Ahmet ile bu da ünlü düşmesi yani böyle yazdı bu da bir ünlü düşmesidir. İkincisi az önce birinci kurala geldim arkadaşlar birinci kuralda normalde iki heceden oluşan bir kelimenin sonuna bir ünlü geldiğinde kural gereği ikinci hecedeki şu ünlü düşmek zorunda. Son ünlü düşer zaten. Fakat eğer ki bu ikileme olursa omuz omuza yola çıktık. İkileme olursa düşme olmaz. Bu da ünlü düşmesine aykırı örnek olur. Böyle bir durumda da ünlü düşmesine aykırı bir örnek. Burun Burun burnu evet kural bu bunu sabitle Sema. Bir de şöyle bir şey var. Mesela omuzu dedi ya arkadaşlar hadi bulamadın diyelim. Hadi bulamadın. Bakın arkadaşlar kaç tane ünsüz yan yana iki tane. Türkçe dil bilgisi kuralı gereği arkadaşlar. Dil bilgisi kuralı gereği iki ünsüz yan yana gelmez. Şöyle bir şey görüyorsan aklına acaba düşme olabilir mi? Kökten bahsediyorum. Kökten bahsediyorum. Kök de iki ünsüzen ona gelmez. Burada bir düşün ya bir şey olabilir mi acaba? Kaçırdın mı diye. Kelime kökünde. Tamam mı? İki ünsüzden de yakalayabilirsin. Eğer zorlanıyorsan bulamadın, tıkandın diyelim. Şimdi birlikte bakalım. Edebi eserlerde kuvvetli bir psikolojik benzerlik. İki ünsüzen ona gördün mü? Kelimenin kökü benze mi? Yoksa ne mi? Beniz. Benizden benizlemek olmadığı için Kural gereği de diyor ki bana bir ünlü geldiğinde ikinci heceyi düşür kardeşim diyor. Burada bir ünlü düşmesi var. Benzerlik vardır. Bu var eylem olan var değil. Yokun karşıtı olan yani evde şeker var. Bu var isimdir arkadaşlar, tamam mı? Bu da arkadaşlar. Ek eylemdir. Isim cümlesi yapar. Var idir. Olur mu bu? var idir olur mu? İsim cümlelerinde dırda bu idir, ımız olmaz. Bunu kanışma Diğerlerinde olur. Eğer şöyle olsaydı bak, benzerlik vardı deseydi ünlü düşmesi burada da olacaktı. Var idi. Dırda olmaz. Diğerlerinde var imiş. Birleşik yazsaydım burada da ünlü düşmesi var. Tamam mı? Tabii bundan birkaç yıl önce hatırlıyorum bu ek eylemdeki vardı birleşik isim cümlesine veya iki yüklemde iki kipeki geldiğinde asla ünlü düşmesi değil dikkat edin diyen kişilerin sonra ÖSYM e ÇAT diye sınavda bir sordu 2019 yılında eski videoların hepsini sildiler. Şundan dolayı diyorum. Emin olmak lazım bir şeyden. kuraldan iyi hakim olmak lazım. Bu yüzden burayı artık herkes ünlü düşmesi kabul ediyor ki önceden olan bir şeydi. Devam ediyoruz. Yazarlar olay kurgusunu zor gerçekleştirirler. Sanatçı okuyucuyu ön yargıdan uzaklaştırmalıdır. Sanatçı yaşamı zenginleştirip burada kademede baktığımızda zaten gördük zaten düşmeyi. O yüzden başka da yoluyla evet yolu ile burada da düşme var. Ünlü düşmesini dedik. Ünsüz düşmesi. Arkadaşlar. Ünsüz düşmesi cık ekini bir ara. Tamam mı? Cık cık ekini. Kelime sonu K ile biten kelimelerin sonuna şu gelir ünlü düşmesi olur. Cık cak gibi kelimeler L de düşürmeye neden olur. Bunu tabi detaylı anlatacağız ayrı. Ama cık en yaygını. Hemen böyle kelime kökündeki ile biten cık cık alan bir kelime bul 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 küçücük. Kelimenin köküne küçük. Küçük cik olmuyor. K'yi düşürüyor. Al sana ünsüz düşmesi. Arkadaşlar edebiyat kelimesi edepten gelir düşüncesi. Edebi eser onun ismidir. Nispet iyisi var burada kök değil. Bu kelimenin kendisi köktür. Edep'ten alamazsın yahu. Değil mi? Öyle olur mu öyle bir şey? Edep'ten edebi olur mu öyle şey? Edep edep kelimesi de bu arada Mehmet Akif Ersoy'un edebiyat edeple ilişkilidir. Edepli olan şey edebiyatın konusudur. Konusu olmalıdır. Düşüncesinden hareketle 1911 yılında da yeni lisan makalesinde Türk dilinin kaideleri ve kuralları belirlendi. Ömer Seyfettin ve Ali Canip Yöntem tarafından. Yabancı kelimeler de Türkçe kabul edildi. Yani bir kelimeyi sen anlam ilişkisi olmadan ayıramazsın kök gövdeden. Anlaştık mı? Değil mi? Tamam mıyız? Edebi eser bu kendisidir arkadaşlar. Mesela yabancı kelimeleri biz o dilin dil bilgisi kaydelerine göre almıyoruz. Okunuşuna göre alıyoruz. Bu da 1911 yılındaki İstanbul ağzının resmi dil kabul edilmesinden sonraki alınan bir karardır. Evet cevabımız Bursa. Evet devam ediyoruz. Grup testler kendinde misiniz? İyi dersler Sevil Hanım. Çok teşekkür ederim. İnşallah gelecek yılın tek güzel öğretmeni. Ee, çok iyiyiz. Ke o iyi iyi Allah'ım. Keyifler güzel mi güzel. Kafa hoş mu hoş. Kafa roket gibi olsun. Sizi gördüm daha iyi oldum. Çok de A Gürcan. Canım benim. Gürcan hocamla dün ders yaptık. Gürcan'ım iyi gidiyor mu kardeşim? Şu an iyi mi? Size de süpersin. Hadi bakalım. Süper. Şimdi sevgili arkadaşlar. Hangisi yanlıştır diyor. Bir, ünlü daralması. Ünlü daralması deyince neye bakacaksın? Yor ekine bak, yor. Tamam mı? Önce bakıyorum hızlıca. Yor eki var mı? Yok. Bir dur. Önce buna bak. İkiye geçtim. Arkadaşlar, y sesi sadece dört kelimede ünlü daralmasına neden olur. Beşincisi yok. Y sesiyle. Mesela demek, deye değil diye De'yecek değil diyecek yiyecek değil y seseti yiyecek neye kelimesinde niye yani diye diyecek yiyecek ve niye kelimesini görürsen daralma olayına bak Bakıyorum diyecek var mı? Var bitti Adana yiyledim var demektir. Bu bir. İkinci sözcükte birden fazla ses olay vardır. Bakalım ölmek kelimenin kökü öldük. Bak gördün mü? İki tane fıstıkçı şahaptan ünsüz fıstıkçı şahap. İki tanesi var mı? Kökte değil ekte var. O zaman ele. Birden fazla ses olay mı? Aa, bir tane var. Cevap yine Bursa. 3'e baktım. Yapısına göre basit bir sözcüktür. Basit nedir? Yapım eki almayacak ve birleşik olmayacak. Y almamış. Yani Tuğçe tam anlamadım Y almamış derken olayından. Şimdi o yalnız şiir yazardı. Yapısına göre basit bir sözcük mü bakalım. Öğretmenim yazar. Yazmaktan yazar var. Evet doğru söylüyorsun lafım eki. Ama. Ama işte. Cümleden bakmak zorundasın. O yalnız şiir yazardı. Yani yazma eyleminden bahsetmiş. Sana şundan bahsetseydi. O Türkiye'nin en iyi yazarıydı deseydi. Dediğin doğruydu. Çünkü yazarın kökü yazmaktan gelir. Türkiye'nin en iyi yazarı deseydin burası olay farklı olur gülmüyor kelimesinde e tabii ki a e sesinin a e sesinin u ü ı i'ye dönüşmesidir bir tanem. Var tabii ki. Şimdi oraya geri dönerim birazdan tamam mı? Buradaki cümlede yazar yazar yani şiir yazıyor. Eylem var. Eylemse fiildir. O zaman geniş zamandır bu. Geniş zamanlarda fiil çekim ekidir. Yazar idi. Bu da ek eylem. O yılların x de çekim eki olduğu için basit bir sözcüktür. Evet. Bulunma durum eki. Bulunma eki daha dedir. İsimlere gelir. Gördüm. Gecelerde vur geç. Birleşik zamanlı çekim. Birleşik zaman ne demek biliyor musun arkadaşlar? Bizim kipekleri var. İkinci kipeki idi. imiş, ise. Başka yok. Bak. Birleşik zaman. Zamanlar fiillere gelir. İdi iniş ise. Bu. İkinci kipeki bu olacak. Yani buraya yor, acak, malı, ay, istek, mış da gelir, sağ da gelir, dığ da gelir. Ama ikincisi sadece bu üçünün bir olacak. Bakıyorum gezmekten elleri cebinde gezerdi her zaman anlamında. Geniş zaman ar er var, dı di var. Gezer idi. Oldu mu? Oldu. İşte burası birleşik zaman demektir. İki kip eki alanlara ben birleşik zaman diyorum. Bitti. Mesele bu kadar. Kapış tamam mıyız? Ey KPSs canavarlara Allah'ım Allah'ım ek eylem zaten fiillerdeki ek eylemdir bu canım benim çılgın çocuklar sizi koca bebekler Kimler var burada bakalım sesler beni tanıyanlardan yüzde tanıyanlar veya dersine girdiğim Yine o benim benim kafa çok iyi. Gürcan her gün iyiyim ben. Birileri beni germesin. Ben muazzam ders işlerim. Çılgınlar gibi. Sabaha kadar ders anlatırım. Ne bir hocam soru yamyamı Aa, soru canavarı. İlk defa katıldım diyor. Hoş geldin hocam o zaman. Her deste varız. Allah'a mesirgesin sizleri. Sevgili dostlar şimdi sevgili hocam dedi ki Hocam görmüyor da daralma var mı? Arkadaşlar mame olumsuz eki görmüyor. Yani olumsuzluk eki aslında. Mame olumsuzluk ekinden sonra gelen yor eki daralmaya neden olur. Mı mi mu olur. Var. Bir de. Bir de bir de dinle beni. Arkadaşlar her yor daralmaya neden olmaz. Kelimenin kökü ünsüzle de bitiyorsa. Mesela. Geliyor. Kelimenin kökü neyim? Ek var mı ayrı? Yok. Gelmek ünsüzle bitti. Yoru gördün. Burada olmaz. Çünkü neden? Bu yardımcı ses. Ama az önce hocam verdiği örneği vereyim. Gelme. Kelime neyle bitti? Ünlüyle. A e ile. Gelmiyor değil, gelmiyor. Olay bu. Tamam mıyız? Yani kelimenin ünlüyle mi bittiğini, ünsüzle gittiğine bak. Oradan yola çıkarsın. Önlü daralması var mı yok mu? Var diyenler artı yok diyenler eksi koyabilir. Yok. Aynen öyle. Koşmak. Yor geldi. Bu yardımcı ses. Bu kelime de var mı? Var. Neden? Bak iki ünsüz yan yana. Demek ki bir ses olayı var. Yardımcı ses kademesinde. Yardımcı ses, ses düşmesine neden olmaz. İyilik, belirtme ve yapım iki düşer. Kelime ne? Oynamak. Oynamaktan, şu oynamaktan oyun olmuş. Düştü bu. Oyun dediğimizde buradaki kademe oynuyor dediğinde arkadaşlar Buradaki kademede oynuyor. Oynamak bu aslında. A-E sesidir bu arkadaşlar. Oyundan oynamak. Anladın mı? Kelimeye indim. Oynamak var mı? Var. Aslında bu A-E kelimeyi düşürem. Kelime ümrüyle bittiğinde düşürüyor. Direkt daralmaya neden oluyor. A-E sesinin olduğu yerde. Az önce soran sevgili kardeşim. Umarım soruna cevap alabildin. E tabii ki sınırsız zamanımız yok. Altı cinsin hangisinin yazımı yanlışlık yoktur demiş. Arkadaşlar sonu k ile biten yani etmek, eylemek, olmak, kılmak yardımcı eylemleri bak yardımcı eylem diyorum. Yardımcı eylemler arkadaşlar iyi dinle isimlere gelir ya da sıfatlara gelir. Asla fiilin üzerine göremezsin. Yardımcı eylemle oluşmuş birleşik fiilden bahsediyorum. Bir de kurallı var. Kurallar da fiillere gelir. İkisini karıştırma kurallı birleşik fiil. Kurallıda ne vardı? Dört tane. E bilmek, i vermek, a e gelmek, bir de e yazmak. Bu kurallıydı. Bak yapabilirim. Yapmak fiiline geldi gördün mü? Bak şimdi. Hasta oldu. Bak isme geldi. Bu yardımcı eylem bu kurallı birleşik fiil. İkisi de birleşik bu arada. Bu dediğimi anladın mı? <laughs> Kurallı birleşik fiil. Yardımcı eylemle oluşan birleşik fiiller isim veya sıfatların üstüne gelir. Bak hasta olmak, hastamak. Hastamak isimdir. Yardım et bana. Yardım et, yardım et, yardım et. Bak. Yardım isimdir ama bak yapmak fiildir, abilmek kalıba. Geli verdi. Bu kurallı birleşik bir gelmek. Kurallı birleşik fiiller fiillerin üstüne gelir. Yardımcı eylemle oluşmuş birleşik fiiller isim veya sıfatların üstüne gelir. Ayrı yazılır bir de. Ses olayı yoksa. Hu hu! Daneler var bende. Şimdi dinle beni. Arkadaşlar yardımcı eylemler ayrı yazılır. Kurallı birleşik fiiller birleşik yazılır. Her zaman birleşik yazılır. Ayrı yazılır ama ama ne zaman birleşik yazılır? Ses olayı meydana gelirse kelimenin sonu k ile bitenlerde ses olayı olmaz. Terk etmek k ile bitti. Kelimenin kökünde bir ses olayı var mı? Terk ayrı yazacaksın. Yanlış. Eğer ki insan organlarından oluşan el, yüz, burun, ağız veya bitki isimlerinden oluşan, hayvan isimlerinden oluşan, kalıcı bir hastalık, nesne, yemek ismi olan tüm isimler birleşik yazılır. Organ ismi parmak, bezir parmağı, yemek ismi birleşik yazacaksın. Mesela çiçek isimli dedik ya. Su çiçeği. Birleşik mi ayrı mı? Çiçek var. Hastalık ismi olduğu çiçek. Yani insan organları, hayvan isimleri ve çiçek ve bitkilerden oluşan tüm kısımlarda bir nesne, bir hastalık veya bir yemek ismi olmuşsa birleşik yazacaksın. Birleşik yazacaksın. Burası da yanlış. Birleşik yazılmak zorunda. Zannetmek arkadaşlar kelimenin kökü ne? Zan. Etmek gelmiş. Yabancı kelimelerde ünsüz türemesi meydana gelir. Zannetmek. O zaman birleşik yazacaksın. Bunu ses olay var çünkü. Derdini valiye dilekçeyle arz etti. Siliyorum burayı. Şimdi arkadaşlar bir makam ve mevkiyi temsil eden unvanlar. Meclis, Boğaz, köprü gibi kavramlar da orijinalini kastediyorsa orijinalin tamamının yazılmasına gerek kalmadan büyük harfle yazıp gelenekleri kesmeli ayırmak zorundasın. Ne dedin hocam? Bak şimdi canım benim. Yarın akşam mecliste açık oturum yapılacak. Büyük yazacaksın. Büyük Millet Meclisi'nin anladığını biliyorsun. Yarın bizim mecliste büyük bir şölen var. Burada ne olur sizce? TBMM'yi kastettiği şüpheli değil mi? Küçük o zaman. Örnek vereyim. İstanbul Boğaz Köprüsü'nde yapılan çalışmalar son derece güzel ilerlemektedir. Aynı zamanda yakında yapılacak olan Boğaz'daki yeni çalışmaları da bilgi verildi. Büyük yazacaksın Boğazı. Tek başına yazsa bile. Köprü. Büyük yazacaksın orijinalini kastediyorsa ama aramızda inanılmaz bir dostluk köprüsü var. Sizle ben. Koca bebekler seviyorum. Dostluk köprü olmaz. Ayrı küçük yazacaksın burada. Tamam mı? Şimdi vali Ankara valisi yazmak zorunda değil. Makamı temsil ediyor mu derdine valiye dilekçeyle arz etti. Evet. Orijinalini kastediyor. Makamı temsil ediyor. Büyük yazacaksın ve kesimle ayıracaksın. Ama şöyle olsaydı. Hadi Ece'den örnek verelim. Ece Elvan kendini buranın valisi zannediyor. Makam makam mı? Küçük yazacaksın. Tamam mı? Fark etmek K ile bitiyor. O zaman burada bir yazım yanlış yok. Cevap Denizli. Var mı bir sorunuz? Sorusu olan var mı sevgili arkadaşlar? Yok. Allah affetsin sizleri. Amin. Evet, ilk amin buyurcan'dan geldi. Var da faydası yok. Buyur hocam, faydası olmayan nedir? Zafer cebeci hocam, dinliyorum. Tabii şimdi az önce fark ettin yazdığını şey dedin. Bir yere soru sordun anlamadın ama oraya dönersem şey olur dostum. Zaman kaybederiz o yüzden. Tabii ki bir anda 5 dakikada anlamanı beklemiyorum. Yani altyapıda çok önemli. Ben burada biraz hızlı geçiyorum. Spora devam mı? Ooo benim işim. Spor yapıyorum. Bakın şimdi yine yapıyoruz. Banane işareti çok önemli. KPSS çalışanlarla artık egzersiz saati ayarladım. Benden ders alan bütün öğrencilerimle Egzersiz saati ayarladık. Bu bana ne işareti? Çok iyi. Sırt ağrılarına birebir. Ayrıca başka egzersizleri de gösteriyorum derste. Şşş, aramızda kimse görmesin. Evet sevgili arkadaşlar. Fark etmez ayrı yazılmaz. Ayrı yazılır. Fark. K ile bitiyor dostum. Ses olayı yok. Kayıp. Kayıp oldu. Hangisinde yazım yanlışı yoktur diyor arkadaşlar. Hayır. Hayır hayır Elif. Zannetmek, hissetmek, sırrı bunlar yabancı kelimeler. Ünsüz türemesi meydana geliyor, ses olayı geliyor. Kayıp oldu. Bunu böyle yazamazsın. Neden? Çünkü ses olayı var. Kayıp oldu. Düşme meydana geldi. Kuralda ne diyordu? Eğer ki iki heceden oluşuyorsa bir şey geldiğinde bu düşer. Bak düştü. Ama fark kelimesinde ses olayı yok. Kökünde olacak ses olayı arkadaşlar. Zan kelimesi mesela zan ettiği bak zan ettiği ne kadar değişik oldu zannetti bu hissettiği bak hissetti. hissetti 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 tek seyle söyle hissetti iki seyle türeme var ünsüz türemesi hiçbir fark yok Gamze aynı. Cümledeki anlamda kip ekimi, yoksa yapım eki Ona bakacağız. Evet. Muhammed bir şey yapmış. Eğitim koçuyla bir <laughs> bir seans ücretsiz görüşmek eğitimler hakkında bilgi almak için tıklayınız. La, tıklayın şuna. Çocuk saatten bela atıyor ya. Tıklayın. Ücretsiz mi? Muhammed sonra bak para mara alacağız deme ha çocuklardan. Tamam hadi hadi tamam. Evet ücretsiz tıklayın arkadaşlar. Muhammed yazmış öyle ücretsiz olduğu için ekran görüntüsü aldım ben merak etmeyin. <laughs> Hallettim bu işi. Hadi bedava faydalanın siz. Şimdi sevgili arkadaşlar. E, genelde öyle oluyor ya bazı yerlerde bir şey öleceği başka bürosuna başka bir şey çıkıyor ya. Merak etmeyin ben burada güvenli. Ay bildiğimi karıştırdım. Erva Allah seni affetsin. Amin. Şimdi bakalım. Oo, çok iyi ya. Saatler uçmuş. Arkadaşlar altı çizim sözcük durum hal eki. Durum hal nedir? A, E yönelme. Bakın hal isimlere gelir. İsim. Aynı şekilde I, I, U, Ü. Belirtme hal eki. Bu yönelme, bu belirtme. Bulunma hal eki. Da, D, Ta, T. Ayrılma hal eki. Dan, Den, Tan, Ten. Bir de yalın. Yalın. Bunları almayanlara ben yalın diyorum. Şimdi diyor ki Halek'i almamıştır. Bakıyorum çözeltilerde ortaya, orta kelimesi isim mi? Evet. Buna baksan yeter bebeğim. Aktarılması. Belliğe aktarılması. Anam! Bak. Onun aktarılması. <laughs> Bir de iyilik var. İyilik eki genellikle neyle karışıyor biliyor musun arkadaşlar? O da ı, i, u, ü. Aynı yukarıdakiyle, belirtmeyle. Nereden anlıyorsun? İyelik aitlik bildirir. Sahiplik bildirir. Yani benim benim bak sahiplik. Benim, senin, onun. Bu soruya cevap verin. Benim, senin, onun, bizim, sizin, onların belleğe aktarılması gereken, onun belleğe aktarılması. Buradaki kısımla ilgili bak şuraya. İyilik ekidir bu. Aynı zamanda bir bilgi daha vereyim. Vereyim mi? Vereyim mi? Pratik bir bilgi. Hadi o zaman ne kadar istediğinizi gösterin bana. Burası patlamayana kadar vermeyeceğim. Bedava bilgi. Evet. Beyin bedava. Verdim attım bilgi. <laughs> tamam veriyor hadi tamam. Arkadaşlar iyilik belirtmeyi benim senin onun diye ayırıyorsun ya. Bir şey daha söyleyeyim. Bu normalde kelimenin yüklemine gel. Bilgiler. Bilgi, bilgi kelimesi isim mi fiil mi? Bilgi. Bilgi kelimesi isim mi fiil mi? İsim. İsim cümlelerinde nesne olmaz. Yani şu olmaz. O zaman bu ı ne olur? İyilik. İsim cümlelerinde nesne olmaz ama yükleminde fiilimsel oluşmuyorsa. Anladık mı? O zaman burası iyilik ekidir. Belirtme olamaz. Yapıştır geç. Bak cevap Ceyhan. Oluşturmaya. Olacağı arkadaşlar Türkçe'de ek olarak iki tane ı ı görürsen u u görürsen birincisi iyilik de ek olarak ikincisi Belirtme. Al sana. Belirtme hali de var. Bu da gitti. Bu da yönelme hali. Bu da gitti. Tamam mı? Olacağı. Çünkü iyilik ekleri tüm isim çekim eklerinden önce gelir. Tüm iyilik ekleri isim çekim eklerinden önce gelir. Bir tanesi hariç. O da çokluk eki. Larileri. İşte ÖSYM de bunu soruyor. Şunu soruyor. En çok soru yer buralar. Hocalar da kaçıyor buradan gel buraya dediğimde gelmiyorlar. Evet arkadaşlar tamam mıyız? Bak şimdi mesela e, belirtme hal ekini alanı gördün mü? Hadi bir bilgi daha vereyim. Hal alan bir kelime özne olmaz. Hal alan yani şu hal alan bir kelime özne olmaz. Ya do daha neler neler var. Yönteme bakarsan yorum yapma yeteneği. Çok kıymetlidir arkadaşlar. Yorum yapabilmek. Evet sevgili arkadaşlar. Süremiz doldu. Baya geçti zaman. Hadi bir tane daha çözelim. Ee, altı çizili kelimelerin hangisinin aldığı ek sözcüğün türünü o çok iyi yahu sözcüğün türünü değiştirmemiştir. Arkadaşlar Türkçe'de dört tane yapım eki vardır fiilden fiil, fiilden isim, isimden isim, isimden fiil. Şunu şunu unutma arkadaşlar. Bu kelimenin anlamını değiştirir sadece bu yapım ekleri. İsimden isim yapım eki, anlamı hem anlamını hem türünü değiştirense bu ikisidir. Neden? Çünkü kelime fiilken isim oluyor, kelime isimken fiil oluyor. ÖSYM bunu yoklamadı. Ben yokladım. Sorular da benim bu arada. Şimdi diyor ki bana bakalım ünlü sporcu yarışmada çok başarılı bir sonuç elde etti. Şimdi başarı nerede olur? En başta, en zirvede olursam başarı vardır. Baştan başarmak. Baş kelimesi isim kökü. Baştan başarmak kelimen oldu fiil oldu. İsimden fiil yapım eki. Kelimenin türü değişti. Kelime isimken fiil oldu. Ele. Paris'te iki katlı vilaya baskın yapıldı. Bir yeri basarsan eğer baskın yapmış olursun. Çok mantıklı ya. Hiç aklıma gelmemişti. Bir yere basarsan baskın yaparsın diyorum ya. <laughs> Komedi gibi yahu. Ya siz nasıl insanlarsınız? Hocam de muazzam bir şey. Evet basmak bir kökü. Basmaktan baskın. Baskınmak. Makmek getir olmadı. İlk hali neydi? de. Sonra ekin gelen haline bakacağım. Baskınmak. Olmadığı için de kelime isim oldu. Tek tek bütün ekleri ezberleme. Ezberleyenler varsa bu yoldan ilerle. Bu da türü değişti. Akan dereler an en gördüğün zaman hiç düşünme. Neden biliyor musun? Sıfat fiildir. An, ası, mez, ar dikecek var ya. Çünkü sıfat fiil aynı zamanda nar fiil ve isim fiil. Üç tane fiilimsimiz vardır. Fiilimsilerin tamamı Fiilden isim yapım ekidir. Fiilden isim yapım ekidir. Tüm fiilimsiler fiilden isim yapım ekidir. Aynı zamanda fiilimsiler sadece fiil kök ve gövdelerine gelir. Geldikten sonra kelimeyi isim yaparlar. Asla bir fiilimsi ismin üzerine gelemez. Onu unutma o yüzden. Şimdi buradaki kadın mesela e, genç kelimesi isim midir? Genç. Evet. Ken ken var ya zarf fiil. Gençken seni ne güzel hatıralarla anıyordum. Bak ken var. Ama kelime isim. Sakın buna zarf fiil deme. Çünkü hiçbir fiilimse isimlerin üstüne gelemez. Fiillere gelir. Genç iken nedir? Ek eylemdir canım benim. Ek eylem. Vur geç. O zaman bunu Fiilimsilerin tamamı da nö, nedir arkadaşlar? Fiilden isim. Kelimenin türü değişti zaten. Ele geç. Bir şeyden dönemler daima döner aslında. Hareket eder. Tarih tekerürden ibarettir. Dönmekten dönem. Bitti yapım eki var. Sözden sözcük. Yapım eki var ama kelimenin türü değişmedi. Çünkü söz kelimesi isim köküdür. Sözcük isimden isim. Sadece anlamı değişti. Benden ne istiyor? Sözcüğün türünü değiştirmemiştir. Şunların hepsi de değişti. Cevap Edirne. Tamam mıyız sevgili arkadaşlar? Finali bu soruyla yapabiliriz diye düşünüyorum. Vakit doldu. Dinlediniz. Teşekkür ederim hepinize. Kamptaki öğrenciler de burada. Salı günleri benim dersim var. Bangır bangır geliyoruz. Allah ne verdiyse vurup geçiyoruz. Önümüze geleni deviriyoruz. Ben de sizlere teşekkür ederim arkadaşlar. Her salı saat 18'de Nurla Hoca'yla hem oyun hem terapi hem ders. Öpüyorum hepinize. Her şey gönlünce olsun. Umarım sizler için en güzel neyse o olur arkadaşlar. Evet Muhammed atmış yine. Muhammed atıyor şu. Bir saat ücretsiz görüşme eğitim koçlarıyla görüşme varmış. Tıklayanlara bedavaymış. Bu zamanda Allah'ım keşke Telegram kanalınız olsa. Var aslında ama ben edebiyat ÖABT'ye yönelik var. Ama inşallah genel yetenek, genel kültür kademesinde yakın zamanda Telegram ve benzeri şeyleri yapacağım. Instagram'ım var şu an. Telegram'ım yok arkadaşlar. Var da ÖABT öğretmenlere yönelik. Evet sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Her şey sizinle güzel. Siz olduğunuz için de her şey güzel olur. Hiçbir zaman üzmeyin kendinizi. Hayat sizden değerli değildir ve hiç kimse sizden kıymetli değildir. Sağlığınız, sonra inşallah hayat başarınız en güzel şekilde gerçekleşir. Allah'a emanet olun. Hepinize iyi akşamlar dilerim.